اسماعيل يا ندي السور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فلو لم يحمل على ما ذكرنا جدا تيمزلا كتابا تاريخي حمد الميج أمسها Şimdi kitabın tarifine dair geride dört tane tarif yaptı. Sonuncusunda Satr-ı Şeria'nın, tenkat sahibi Satr-ı Şeria'nın yaptığı tarifi getirmişti. Neydi o? Vakta sana bağlıhum ale nakli fil mesahifi. Yani el menkulu fil mesahifi tevatüren. Son olarak bunu yapmıştı. Fakat bunu umumu üzere bırakma, hususa gitme, bunların hepsinin mahzurlu olduğunu geride söylemişti ve molla ve diyerek uride bazun minhu dallun alel mana demişti. Yani burada Kur'an'dan, Kur'an'ın küllünden manaya delalet eden bal cüz kastedildi demişti menkul <laughs> ile. Şimdi burada da diyor ki felevlem yuhmel ala ma dekerna. Bizim söylediğimize bu son tarif satır şerianın yapmış olduğu tarif hamledilmeyecek olursa yani el menkul derken manaya o külden delalet eden bağır. Menkul derken bu kastediliyor. Tabi el menkulü fil masahifi müttevatüren. Buna hamledilmeyecek olursa rem yasaha el bahis. Yani kelimelerin hallerinden bahsetme sahih olmaz. Halbuki usulde kelimenin hallerinden bahsediliyor. Birinci taksim neydi? Hasa müşterek müevvel diyoruz. Burada cem'i müneker diyecek. Bunlar neyle alakalı? Kelimenin halleriyle alakalı. O zaman ondan bahis mümkün olmazdı. Ve taksim mi? Taksim mümkün olmazdı. Zira biz birinci taksimde vada göre taksim yapıyoruz. Öyle değil mi? Bunlar mümkün olmazdı. Ve la kelimete ayeten. Bir kelimeyi ayet saymakta sahih olmazdı. Müdhammetan gibi. Nam, evet. La yuta verilmez. Hukmul Kur'an'ı Kur'an hükmü. Külle kelimetin. Ha bize şöyle bir itiraz gelebilir. Her kelimeye Kur'an denmiyor ki nasıl böyle söylersiniz? Yani urida ma'dun min al alel mana. Dolayısıyla böylece kelimeyi içerisine soktunuz. E, hüküm açısından baktığımız zaman da bazıları çıkıp diyecekler ki mesela muhammetan bir kağıtta yazılı olsa abdestli olan bir kişi onu eline alsa caiz değildir demiyorlar ki. Eğer Kur'an olsa cahil değildir derlerdi. Halbuki siz onu Kur'an tarifi içerisinde soktunuz. Nasıl olacak bu? Bu miktarı da işte ona diyor ki naam. Evet. La yuta Kur'an. Kur'an hükmü verilmez. Ne külle kelimetin. Ev kelime Her bir kelime veya her iki kelimeye fesaiden hatta daha fazlasına ne müddetçe. Ma'lem yeblug haddel ayeti. Ayet mertebesine ulaşmadıkça ona Kur'an hükmü verilmez. Kur'an değildir değil ha. Kur'an hükmü verilmez. Hükümde neyi kastettiğini söyleyecek şimdi. Andekseril fukaha fakihlerin çoğuna göre. Nedir o hüküm? Min hurmeti messihi ona dokunmanın haram olması. Dolayısıyla bir ayet olmadıktan sonra dokunma haramdır denmez. Alel muhdisi abdestsizin dokunması. Ve tilavetihi okuması. Alel cünubi. Cünubun okuması. Haramdır ifadesi kullanılmaz bir ayete uğraş, ulaşmadıktan sonra. Reyden let ala hukmun şer'iyyen. o bir kelime, bir ayete ulaşmayan kısım şer'i bir hükme delalet etse de ona ne hükmü verilmez? Ona Kur'an hükmü verilmez. Çünkü ona dokunmak haramdır denilmez. Lakin böyle bir hükmün verilmemesi fakat dalika. Bu yani böyle bir hükmün verilmemesi emrun aharu. Ya bu başka bir iş. Ne demek başka bir iş? Mutaliku min nazaril fakih. Fakihin nazarına ne yapıyor? Ona taalluk ediyor, onunla ilgili. Lel usulingi, usulcünün değil. Biz burada usul kitabı okuyoruz. Kur'an'ın tarifini de usulcüye göre yapıyoruz. Usulcüye, usulcüye göre bir kelime Kur'an'ın tarifine girmeli mi? Tabii ki girmeli. Neden? Çünkü yapmış olduğu taksimlerde sadece kelimeyle ilgili olan taksim var. Mesela birinci taksim has, müşterek, müevvel diyecek. Neyle alakalı? Kelimeyle alakalı. Onun için lel usulü gidiyor. Ve mümmâ yedül alâ sahhati Bizim söylediğimiz, tespit ettiğimizin sahih olduğuna delalet eden şeylerdendir. Ne? Ennel imâme şemsel eymeti e, sarahsi. İmam Şemsül eyme Serahsi Madem avafakal fukaha, fakihlere muvafakat ediyor. Kur'an'ın hükmü meşeleşinde bir ayete ulaşmadıkça cünüp olan kişi onu okuyabilir, abdestli olan gibi ona dokunabilir ifadelerini kullanıyor. Fakihlerin kullandığı gibi sarahsi. Nerede? Fî kütübi <laughs> hil Fıkıh kitaplarında bunu söylüyor. Kâle <laughs> fî ancak sarahsi usul kitabında diyor ki, ''Unne el ayeti. Bak bir ayetten az olan. Vel ayetel kasirete gibi kısa olan bir ayet. Leyse bi mu'cizin. Mu'ciz değildir diyor. Ne değildir? Mu'ciz değildir. Mu'ciz ne demek? Aciz bırakan. Yani bundan maksatla belagat. Belagatla ne vasıflanır? Kelam. Dolayısıyla öyle kısa bir ayet veya kelime ayet veya da kısa bir ayet. Ayetten az olan veya kısa bir ayet. Mu'ciz değil. Kur'an halbuki Kur'andır bu ve bu an <laughs> kişiinlikle onunla bilgi sabit olur diyor neden Fe maun el ayeti Zira ayetten azı ve ayet el kaste el-kelimete. ona da ne olur onlar da kelimeye şamildirler Dolayısıyla ona hükümler terdiip ediliyor düzenleniyor üzerine şimdi ve makam. Şimdi bu konuyu özetleyecek olursak en üç tane şey söyleyecek. Enne külle kelimetin minel Kur'an. Kur'an'dan her kelime. Kur'an'ın hakikaten. Gerçekten Kur'an'dır. Ne demek? Enne Kur'an yutlak ve inde hum ala kulli cüz'in min alel mana diyor yan kayıtta. Dolayısıyla Kur'an'dan her cüz manaya delat ediyorsa Kur'an'dır. Dolayısıyla Enne külle kelimetin. Kelime nedir? Bir manaya delalet edendir. Her kelime. Minel Kur'an Kur'an'dan. Kur'an'ın hakikaten. Gerçekten Kur'an'dır. Ama la hukmen. Hüküm açısından Kur'an değil. Ne demek? La demi hurmetil messi alel muhdici. Çünkü bir kelimenin yazılı, Kur'an'dan bir kelimenin yazılı, yazılı olmuş olduğu kağıda abdest dokunması haram değildir. Dolayısıyla hüküm açısından ona Kur'an denmez. Ve la urfen, Örfte de ona Kur'an denmez. Neden? Şimdi diyor ki yan Kayıttal, lima kafi. El kafi diye bir kitap var. Orada şöyle geçiyor. Ennehu da in kara lem Bir adam lem yelit dese sadece. Lem yüsemme kari enlil Kur'an. Buna Kur'an okuyan denmez diyor örte. Örte Kur'an okuyan denmesi için bir ayeti okuması lazım en az. Bu bir, iki. Ve külle ayetin kasiratin her kısa ayet Kur'an'ın hakikaten ve hukmen. Hem hakikaten hem hükmen nedir? Ayettir. Mudahammetan. Nedir bu? Ayettir. Hakikaten de ayettir, hükmen de ayettir. Ama la urfen, yine örfte bunu sadece söyleyene Kur'an okuyor demezler. İki bu. Üçüncüsü, ve kulle selati ayatin, her üç ayet, kısarin, kısa üç ayet, ön miktariha veya kısa üç ayet miktarı, Kur'an'ın hakikaten ve hükmen ve urfen. Hakikaten de, hükmen de, örfte de Kur'an'dır. Şimdi onları şöyle diyeyim. Her birine itibar eden var tabii ki. Fateber <laughs> el usuliyyûne. Usulcüler itibar ettiler. Ne elefele? ele birinciye. Birinci neydi? Hulle <laughs> kelimetin minel Kur'an'ı Kur'an. Kur'an'dan her bir kelime Kur'an'dır diyorlar. Hakikaten hükmen, orfen Kur'an denmeşe de ona. Hakikaten Kur'an. Neden? Usulcüye göre. E çünkü usulcü birinci taksimi kelimeye göre yapıyor hasan müşterek mevvel bu neyle alakalı? Kelimeyle alakalı. Geleceğiz ona inşallah. O itibarla usulcü birinci şölenene ne yapıyor? itibar ediyor. Ve imamu, imam, -ı, i̇mam -ı azam ise ettaniye ikinci, ikinci dediği kulli ayetin kasiratin Kur'an'ın hakikaten ve hukmen la urfen. Ona itibar ediyor. i̇mam azam. Fil meşhur. Meşhur olan görüşte böyle. Ve imamani Ebu Yusuf ve İmam Muhammed ise üçüncüye itibar ediyor. üçüncü, üçüncü neydi? Kulle telahati ayatin kısarin ev miktariha hakikaten ve hukmen ve urfen. Ona itibar ediyor. Bunu fıkıhta tafatlarını görüyoruz. Ha, ha da gayet tahkikil makam. Bu, bu dediğine ta bu konu geri sayfadan da değil, öteki sayfaya da geçin. Onun başında Yerlemen ne küllemi kitabı ve Kur'an al kül ve el diye başlayan, oradan buraya kadar olan bölümler nedir? Bu makamın tahkikinde nihai noktadır. Yani Allahü Melikil Allah, Allah Teala'nın yardımıyla. Haza bunu tut, bunu al. Ve kad bir tercih edildi. Ha huna burada tarifun burada derken, molla kutsrevin yapacağı Kur'an tarifinde tercih edildi. Ne bir tarif tarifun, bir tarif ki muvafıkı muvafakat ediyor. Ne? El garada lil usuliyin diyor Doğru. Usulcilerin maksadına. Ve çıkıyor. Anhu tariften el harfu. Harf tariften çıkıyor. Ve el kelime. Kelime tarife giriyor. Molla husrevin yapacak olduğu tarif böyle bir tariftir ki öyle de olmalıdır. Fakile ve ey el kitabu el muradifu lil kur'ani fil urfi. Örfte Kur'an'a muradif olan kitap. Muradif ne demek? İki ayrı kelime aynı manayı ifade ediyorlar. Biz e, Kur'an dediğimiz zaman, el kitap dediğimiz zaman ikisi ayrı ayrı kelimeler ama aynı şey ifade ediyorlar. Kur'an-ı yani. Nedir Kur'an? En nazmu nazımdır. Ve huvel mevdu'u limanen. Nazım nedir? El mevdu'u limanen. Bir manaya vaz edilendir. Müfreden kâne o mana ister müfred olsun. Ön mürekkeben isterse mürekkep olsun. Öyle midir hakikaten? Evet öyledir. Neden? Çünkü fe inne el hurufi harfleri tertip etme düzenleme. Harfleri tertip etme kelimeyle alakalı. Evil kelimat veya kelimeleri tertip etme düzenleme ki o neyle alakalı? Mürekkeple alakalı. Öyle tertip ki el muhtebere fihi o tertipte itibar alınmış. Ne? El istiaratü latifetu. Aman Allah. İstihara artı latife olan bir isti, isti dikkate alınmış. Var mı burada istihare? Var. Çünkü Kur'an'ı tanımlarken ne diyor? Elfazdan bahsetmiyor. Kur'an lafızları demiyor. O lafızlardır ki, böyle bir tarif yapmıyor. En nazmı diyor. Nazım ne demek? İpe inci dizmek demektir. Kur'an nedir? İpe inci dizmektir. Ne bu? Demek ki Kur'an'ın lafızlarını neye benzetmiştir? İpe inci dizmeye benzetmiştir müşebbehu bih olan en mı zikretmiş, müşebbeh olan el Kur'an'ı terk etmiştir. Buna ne derler? İstihare-i musarraha tahkikiye derler. İstihare bu. Peki latife diyor bir de. O ne? Ondan da şunu anlayın. Orada bir istihare daha var içinde. Bir ipe inciler dizilirse o ip ne olur? Dümdüz durur. Dolayısıyla Kur'an'ın manaları dümdüz durmada, sabah sağlam olmada o ipe benzetiliyor. Yani ince dizilmiş olan ipe benzetiliyor. Manalarında da bir bozukluk, eksiklik söz konusu değildir. Latifesi de budur. Aşkın Allah'a benim Peki. Keyfe layıkunu limanen. Allah aşkına böyle harfleri tertip etme, kelimeleri tertip etme. Ki bu tertipte ne var? İşte aray latife de var. O zaman keyfe la yekunu li Yani nazım nasıl bir manaya vakt edilmiş olmayabilir Allah aşkına diyor. Ama ala harfin. Ha. Şimdi diyeceksiniz ki Kur'an-ı Kerim'de tek harf üzeri olan da var. Harf cerler var. Atıf harfleri var. Tek harf. Ama ala harfin vahinin. Bir harf üzeri olanlar. Femeksurun Kelime değil tertip yok orada yani demek istiyor. Tertip var mı? Yok. Tek harf Vav. Fe. Bunlar femek sorun. Azdır bunlar. Mağlubu. Mağluptur. Yani kendisine galip olunandır diğerleri tarafından. Vel ibratu fit teşmiyeti. itibar. Bil kesiril galibi. Galip olan çoğadır. Ona göre itibar ettik ve verdik. Şimdi Kur'an nedir? En nazmu. Nazımdır. Öyle nazım ki el muncelu indirilen haracı bihi en el indirilmeyenler ne oldu? El muncel ifadesiyle çıkmış oldu. Ne gibi mesela? Kel ahadisil ilahiyeti ve nebeviyeti kutsi hadisler ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifleri. Bunlar ne oldu? Tariften çıktı. Çünkü indirilmedi bunlar. Mana olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi kutsi kalbine atılmıştır. Ama cibril Emin onu ne yapmamıştır? İndirmemiştir. Neden? Çünkü muncelden maksat nedir? el murade bil munceli. Muncel ile kast edilen el munceli bi inzali hamilihi. Onu taşıyanın indirmesiyle indirilendir. O ve hamil kimdir taşıyan? Cebrail aleyhisselam. Cebrail aleyhisselamdır. Hadis-i kutsiler ve diğer hadis-i şeriflerde böyle bir indirilme söz konusu değildir. Onun için el munzel kelimesiyle hadis-i kutsiler ve hadis-i şerifler çıkmıştır tariften, Kur'an'ın tarifinden. Kime indirilen? Ala <laughs> rasulina sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme indirilen. Haracı en el munzelu ala gayrihi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den başkasına indirilen, diğer peygamberlere indirilen kitapları var. Onlar çıktı bununla. Ala rasulina kaydıyla. El menkulu nakledilen anhu efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu nazım öyle bir nazım ki el menkulu nakledilen kimden anhu efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den nasıl tevatüren tevatür yoluyla nakledilendir. Haracı bihi cemiu el Kur'an bununla da Kur'an dışında olan kitapların hepsi çıkmıştır. Nedir onlar? Min <laughs> mensuhi Ha, estağfurullah. Haraca bihi cemi'u masi vel Kur'an. Kur'an'ın dışında kalanların hepsi çıktı. Nedir onlar? Mümmensuh tilaveti. Tilaveti nesk olanlar. Nedir o mesela? Yan taraftaki kayıtta da var. Nedir o? Eşşeyhu. La eşşeyhu ve eşşeyhatu. La zeneya fe cumuhuma. Elbette ila ahirla. Bu çıkmıştır tariften. Niye? Tevatüren nakil yok onda da ondan. İlla tevatüren nakledilmiş olması lazım. Bu ne? Mensuhu tilaveti vel kıraati. Kıraatı da nesk Eşşâ, Estağfurullah. Tilaveti mensuh olan o idi. Vel kıraati şazeti. Şaz kıraatlar var ki bunun üzerine biraz bir sonraki derste konuşacağız. Hıvan nukillet. Bu şaz kıraatı olanlar nakledilmiş olsun. tarık şöhreti. Şöhret yoluyla nakledilse de Kur'an tarifi içerisinde değillerdir. Kemahtassa nitekim ait olduğu gibi bir mushafi İbni Mes'udin radiyallahu anhu. İbni Mes'ud radıyallahu anhu'nun mushafına ait olduğu gibi. Ne meşela? Nahve. Fasıyamu selatete eyyamin mutetabiatin. Mutetabiat kelimesi bizim elimizdeki Kur'an-ı Kerimlerde yok. Neden? Çünkü yemin ile ilgili bu ayet-i kerime mutetabiatin demek yemin kefaretinde ne lazım? Üç gün peş peşe oruç tutmak lazım mütetabiat kaydına göre peş peşe olma şartı yoktur bize göre. Çünkü o meşhur yolla gelmiştir, tevatüren gelmemiştir. Onun için bizim mushafımızda yer almamıştır. Evil <laughs> ahad veya haberi ahadla gelmiş. Kemah mushabi, mi mushafi, mushafi, mushafına ait olduğu gibi. Ne? Nahve. Fe'iddetun minne yamin uhar. Yine mütetabiatin. Başka günlerden saymak var. Bu neyle alakalı? Ramazan'da tutulmayan oruçlar kaza edilirken peş peşe mi kaza edilmeli yoksa peş peşe değil mi? Peş peşe değil bizim fetvamız budur. Çünkü mütetabiatin kaydı haberi vahitle gelen bir kayıttır. Biz onu Kur'an'a koymayız koymadık da. Neden? Çünkü Kur'an'da olan da ne şartı var? El <laughs> anhu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den tevatüren nakledilme şartı var. Ve <laughs> Ey el kitabı, kitap için vardır. Mebahitu, hasatun, özel bahisler. Bihi kitaba özel, ona taksir edilmiş bahisler var. Gayrı müştereketin beynehu ve beyne ma'adahu. Yani şünnettir ma'adası. Kitapla kitaptan başkası arasında müşterek değil. Sadece kitaba mahsus olan ne var? Bahisler var. Mebahitu, müştereketin beynehu ve beyne şünnet. Kitapla şünnet arasında müşterek olan Bahisler var. Kitaba has olan mebahis diye başlayacak. İnşallah onu bir sonraki derse bırakalım. Allah nasip ederse. Velhamdülillahi Rabbil alemin. İsmail A. Yayın Evi sundu. Allah صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد